Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Dazemental'la karşınızdayım ve Dazemental'da biliyorsunuz en son biz kendi kurduğumuz fabrikayı komple söktük ve yeni yere hem ev hem fabrika yapmak için ilk başta doğduğumuz yere doğru geldik. Ki biliyorsunuz dostlar, buralardayken elimizde ekipman namına hiçbir şey yoktu ve şu tahliye alanının yukarısına yerleşik bir yer kurmaya çalışacağız. Baya baya keyifli gidiyor Dazemental. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Geçen videoda bana eşlik eden dostlarım tekrardan burada. Bakalım muhabbet nereye götürürse, sohbet nereye götürürse, ki böyle çok eğlenceli. Tek başına insan belli bir yerden sonra anlatacak bir şey bulamıyor ya. Bir de şimdi hadi loot yapıyorsun ya abi. Loot sıkıyor. Loot'un yanına bir şey yapman lazım. Ana hikayeysen bu kadar sıkmaz. Ama ana hikayeye koşmak için de eşek gibi loot yapman lazım. O benim gittiğim yere gitmek için mesela şu gaz maskesini alman lazım. Gaz maskesini almak 2 saat sürdü. Abartısız 2 saat sürdü yani. Ya bu oyunun sıkıntısı o. Bu co-op olsa mesela rahatlar oyun. Co-op olsa. Abi canım. Baran abi yine sinirlenmiş. Hepsinin aminyum diyor. Ne oldu kardeşim? Kimin kime kim? Neye faydalı? Aha da bozdu ağzını. Ey! Bir oturam. Senin şu her şey yıkma oyun olmasa oyun akacak ki yazdı abi. Tamam da yık, abi yıkmadan olmuyor. Ya şimdi bak, tamam, mesela buradaki arabaların tamamını sökmeden gidebilirim. Hayır, gidemem. Gidebilirim ama aması yok, gidebilirim. Ve gidiyorum. Evet. Ya, bina yapacağız, görev o. O görevi aldığım zaman ışınlanıcı portal mı ne açacakmış işte. O portalla beraber böyle biraz daha iyi olur her şey. Bir de item olmasının hiçbir sakıncası yok balım. Yani item olduğu daha iyi. Abi de bir şeyler üretecektim şimdi. Mesela baltaya seviye basacak. Bilmem ne gerekecek. Evet. Bilmem ne gerekecek. Şimdi planlama modunu açtım. İnşa et. Güzel. Hareket et. Döndür Minecraft. Görüntüle. MC'de seni bu yüzden madene sokuyorduk abi diyor. Git kır, en sevdiğin şey diyor. Şimdi mesela bunu bir saniye şeyle yapayım. Dur lan. Build modu B'dir. Oyunda build mi var? Abi oyunda build varmış. 3x3 bir platform inşa et diyor. İlk defa gördüm abi oyunda build olduğunu. Bu zamana kadar sadece kırılabiliyor sanırım. Ya build var canım. Ya bunun için de kaynak gerekecek daha. Ya taşmaş gerekecek. Şu yanları kırayım. 3x'in 3'ünü şöyle, 3'ünü şöyle çakayım. Zaten aşağısı bile dolu. Bana bir bina yaptırıyor şu anda ama. Burada katanayı çıkartabilirim bu arada ya. Elime şu an inşa modundayım ya. Ya balta gelsin ya şey gelsin. Benim bunun için falan da taş toplamam gerekecek. Allah'tan base'deki materyalleri otomatik sayıyor. Ve umarım topladığımız taş yeter. Yetmeyecek abi, bitti. Az abi. Biliyor mu ya, çok fazla kaynak. 16 ne abi ya? 16 istiyor bir tanesini. Kaldı ki daha benim beton merdiven yapmam lazım. Lan kendi zeminime vurabiliyormuşum. Lanet olsun. Kırdın mı? Kırdım abi, kırdım. Vurdum, canını azalttım da şimdi kendim elle kırdım. Geri veriyor malzemeyi, sıkıntı yok. Sen 14 veriyor değil mi? Yok yok, tam 16 verdi de. Taş toplamam lazım gidip. Yapacak hiçbir şey yok. Orada taş denen şeyden haber yok ya. En sevdiğin taş şey kır. Git kır. Kırıyorum kardeşim.
Sponsorluk hatta var. Şey var ya, şuralarda büyük taşlar var. Eğer bunlara demeye çıkıyorsa, bok çıkıyor. 90 hasar Joe diyor. Kaç? Hasarı 90 yapıyor, elimdeki 80. Doksana biraz abartılmış. Katılıyorum bu arada. Sanki içinden 300 tane taş düşecek. Düşecek taş 4 ya da 5 yani. Böyle. Uğraşacağız işte. O bir saniye, ben buraya daha önce gelmemişim lan. Burada niye yaratık var? Abi Baran'a bak, hemen kalbini kazandı. Seni böyle seviyoruz dedi. Vay kardeşim benim. Bolsuz seviyormuş abi seni. Allah razı olsun. Ben de sizi seviyorum. Tamam, buradaki evler falan da lootlanır da. Bize taş lazım. Kimçi yemeği. Artı 15 inşa limiti. Okuşamadım da. Neyse, inşa modunda klavye mouse'a geçerim ya. Şimdilik gamepad'le daha rahatım. Yo, inşa oyunlarında gamepad'i kurtaramamışlar abi şu oyunda. Dostlar'da dibine kuruyorsun abi. Bunda biraz şey yapmak da... Gerçi dur ya, kılıcı çıkarayım. Burası ilk yer zaten. Şey yeter de balyozla diğeri. Ben burayı normalde dümdüz eder giderim de, benim taş bulmam lazım dışarıdan. Küçük toplanabilir taşlar. Ki bu sadece zemin için geçerli yani. Diğerleri için kim bilir daha ne isteyecek. Toplar yaparız bu görevi ya. Bir de oturalım base'de yemek pişirelim. Aleyküm selam. Sevgili Arda hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Efendim? Binaların zeminini kıramıyor musun? Hiçbir fikrim yok. Denerim. Bir saniye, buradan pişir diyeceğim ben değil mi? 6 tane lahana. 4 soğan. 6 patates. 3 baharat. Artı 15 inşa etme limiti vardı da. Tamamdır. Şuradaki küçük kısmına vurulabiliyor mu? Küçük kısmı falan yok. Burası nereye gidiyor haritada? Taş dolu bir yere benziyor. Abi daha diyorum ya. Bu taşlardan şey için lazım, merdiven için lazım. Yüz ağaç kesme başarımını ben yeni mi yaptım ya? Ah be. Mezar duvarlarından daha çok çıkıyor. Bir mezarlık hatırlıyorum ama Allah bilir nerede o mezarlık ya. Ya aslında oraya gidip böyle bir tek seferde Allah ne verdiyse toplamak da mantıklı olabilir de. Balyoza şey eklemek için sürekli vurduğunda bir mekan sarsılıyor. Artık vuruş hissi mi eklemek istemişler, tokluk mu eklemek istemişler, ne yapmışlar bilmiyorum ama. Dur bakalım ya, belki elimizdekiler getiriyordur. Olmadı, arkadaşın dediği gibi mezarlığa gidelim. Malzemeden kasma ileride çok fazla istiyor. Ne bulduysan depola sebzeden. Tamam, sebzem var ya. Çiftliğim bile var yani. Sebzem var, çiftliğim var.
Deli gibi çiftlik büyüttüm ben. Arkadan ne güzel kuş ötüyor ya. Allah canım. Ceyhun'um Şahin burada video düzenliyordu galiba. TC'den yazın. Tamamdır. Oo, bizim 32 tane taşa ihtiyacımız var daha burayı bitirebilmek için. Ve o kadar gelmiyor. Şey yapsak mesela. Buradan bir çıkış versek illa öyle 3'e 3'lük bir alan kurmayalım desek ya da yapmışken doğru düzgün iş yapalım diyeceğim de bunun doğru düzgün iş yapmakla alakası yok. Ve Allah bilir ben en son o mezarlığı nerede gördüm mesela mezarlıktan bir şeyler alacağız ya. Nereye gidebiliriz? Çölde miydi? O mezarlık olan kısım taş olan kısım sağ olasın abi. Şunu da bir götürür müsün canım burada şey yapmasın ya. Tamamdır. Neredeydi acaba o bölge? Şuralarda bir yerde değil. Çölde değil. Çöl gibi bir yerde miydi? Sığınak çiftlik. Mezarlığın yerini tarif edebilecek var mı? Başlarda var derken efendim spesifik bir koordinat alabilme imkanım var mı? Kafesli Banliyö, Packard'ın aile çiftliği, tahliye bölgesi, Kuzey Curtisfield ve Güney Curtisfield. Lüks villa var. Issız tarla var bir tane. Aslında çıkıp sağda solda koştursam bana dünya kadar şey gelir gibime geliyor ya. Soda sevenler evi. Merdiven koyunca görev tamamlandığını biliyorum ben ama ev yapmak istiyorum dostum. Benim derdim o. Doğru düzgün ev yapmak istiyorum. Yoksa okumam yazmam var. Sola doğru dikili taş var. Sevenler evinin solunda. Kıvrım kampı göl alanı var burada. Buralarda iyi taş var aslında. Volkanik geçit. Şuralarda hiç gitmediğimiz bir yer. Güney mezarlığı. Eyvallah. Gidiyorum Güney mezarlığına. Şöyle kılıcı falan da kuşandım. Ne olur ne olmaz. Gerçi buraların seviyesi çok minimaldi. Çok minimal olduğu için rahat rahat hallederiz. Adam 2 dakika dursa sürekli bir yerine kaşıyor arkadaş. Hey gide hey be. Bu benzinlik istasyonunun oralardan geçerken az can çekişmedik ya. Peki yolda giderken küçük taşlara da taşları oğlum. Hasarı 90 mı yapmam gerek? Yuh anasını satayım ya. Demir madeni gibi falan bir şey mi acaba?
Şu. Bir tane veriyor. Çok iyi. Duvarları bile kırsam daha iyisini ortaya koyabilirim galiba. Çölde büyük malikanenin duvarlarını kırabilirsin. Onlar taş veriyor. Çölde büyük malikane. Dur bakalım şu mezarlığı bir deneyelim. Mezarlık olmadı. Çöle doğru gideriz. Arabaların her birini falan toplamamak için zor tutuyorum var ya kendimi. Loot Lootyo. Söz konusu loot olunca aklını kaybeden Joe. Sen kanka sen de Skyrim oynarken falan benim gibi manyadın mı? Abi şey, Benim oyunda çeşitli kategorisi var ya, Hı. nasıl diyeyim yani, bardak, çanak, bilmem ne, o bulunduğu, onu oranın bulunduğu kategori. Anahtarlar hariç, anahtarlar zaten şey yapmıyor, ağırlık yapmıyor. Her şeyi topluyorum. Hiçbir şey toplamıyordum bardak. Yani toplamıyordum bardak, çanak. Senin gibi. Ne yapayım bardak, çanak, Aşk olsun. götürmem ki. Aşk olsun. Ne yapacağım bardak, çanak? Ben tabaklar için ayrı, bardaklar için ayrı, işte elmalar, tekerlek peynirleri falan için ayrı. Hepsi için böyle bir ayrı depolama yerim vardı. Anladım. Özel itemleri falan belli bir çuvalın içine dolduruyordum. Cimriliğimden dolayı ev almayıp evlenmiştim. Eve çökem diye. Peki neden? Evlendim. O evdeki şeyleri kullanıyordum. İşte hırsızlık yapıyordum kanka sürekli. Milletin evine girip Allah ne verdiyse her şeyi çalıyordum. Ben de öyle yapıyorum canım. Ama ben elmalara kadar Kabak yani çanak böyle. neden? Doğru lan. Yani onu ben de sorguluyorum. Samet abi ilk böyle Skyrim videosunu izlediğim zaman ne yapıyor la bu dedi. Abi çünkü Yani ne yapacak alabiliyorum. bunu? Ama alabiliyorum. Hmm. Bana böyle bir imkan verilmiş mi? Verilmiş. Doğru diyorsun. Ben bu imkanı değerlendiririm. Dostlar bu arada ev yapacağımız için taşa ihtiyacımız var. Ondan dolayı taş topluyorum. Yani spesifik bir çalışma amacıyla buradayım. Ki bir amaca ihtiyacım yok. Yani gene bunları toplarım da. Bilin istedim. Ağacı nasıl kesemiyorum koskoca baltayla ya? Hayret verici. Abi kafayı yedim ben abi. Bir tık bir şey yapıyorum. Videoyu açıyorum. Çektim Hı. videoyu. Çektim videonun içerisinden kapak alıyorum. Onu Evet. Photoshop'ta düzenliyorum. Evet. Daha iyi oluyor bence. Aramaktansa daha iyi. Nasıl rahatına geliyorsa balım. Kaç tek taş topladım bilmiyorum da buranın duvarlarında da iyi taş var. Haydi elinden öpen gaming. Demir kısımları hariç. Demire ihtiyacım yok çünkü. Sadece zemin mi yaptıracak bana ev mi yaptıracak? Bak onu merak ediyorum ben. Ev yaptıracak diye böyle bu kadar malzeme topluyorum. Sadece zeminse biraz külahları değişiriz. Neyi bırakıyorsun abim? Ha şey anladım. Barana kararı bırakıyor. Bence bu arada ben yeterince taş topladım ya. Bence de, bence de. Buralarda taş veriyor. Malikanenin demirlerine kadar. Bütün taş madenlerini, her şeyi sömür Böyle yapacağım. abi. Aynen. Dur ya şimdilik yeterli gelir. Yetmezse buraya tekrar gelirim. Psikopat gamers.
Ev yapıyorum, ne yapam? Bu zamana kadar herhalde bir tek taş loot'lamamışımdır. Ev yapımında da taş bul dedi oyun. Mantıklı çok. Ben niye saati çok geç olmuş gibi hissediyorum ya? 9.30. Kanka 9.30 değil de böyle benim için 11.30-12 gibi. Niye öyle oldu ya? Evet. Şimdi inşa bölgesine geri geldik. Ve bu değil. Aradığım şey bu. Şu platformu yaklaştır. Bitir. Ondan sonra buraya gel. Merdiveni koy, bitir. Tam ortaya. Laps. Tahta kapı, tahta pencere, tahta duvar. Öf. Onu iyi dedin. Onu iyi dedin de ben klavye mouse alayım. Ben bu arada meyveli yoğurt gömüyorum, o yüzden bir yandan kamera kapalı. Afiyet. Sağ olasın kardeşim. Şimdi ne yapacağız? Görüntüle. Duvarlar. Öncelikle bir tane ahşap kapı çerçevesi yerleştireceğiz. Oradan ahşap duvar ve pencereye gireceğiz. Okey. Şöyle yapalım. Şuraya iki tane yan yana pencere koymak çok mu çirkin durur acaba? Bilmiyorum. Ama elimizde zaten fazla fazla malzeme var. Şöyle bir kamerayı döndür. Buraya tekrardan bir yerleştir. Biz büyük bir ev yapacağız ha. Orası belli oldu. Şöyle duvar, duvar. İki diş duvar. Bir duvar ve iki diş pencere. Lan dur, evi kabak gibi mi bırakacağız? İnşa kiti geliştirmeli ya da eskilerini yok etmeliyim. Oha. Harbi mi? Birader bu çok kötü bir şeymiş. Sevgili Insight, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Evi kaplayamıyorsun. Kanka evi kapatamıyorum. Sadece 3 karelik kıç kadar bir yer yaptırmak istiyormuş bana. Ne yapacağız? Lazım olmayanları kırıp tekrardan kuracağız. Basit. Üzüldüm mü? Üzüldüm ama yalan yok. Başka bir şey kuramıyor musun? 25 tane limit varmış. 25 bloğun üstüne çıkamadım. Plan var ya diyor. Upgrade et diyor abi. Keşke bunu laps diye kapıları kırmadan önce söyleseydim balım. Halledeceğim ama halledeceğim. Gene de bu ev çok büyük de. Dur bakalım, upgrade ile hallolacak gibi mi? Ne kadar çıkıyormuş abi? Kaça kadar? 100'e. 100'e kadar. Ev anca biter ya. Evi Eczacı toplarsın işte. geliştir. İnşaat kiti. Çatı Onun matı için... koyacağım ben daha. Çatı matı koymayacağım. Hangi evde çatı gördün Samet? İnşaat kitini fulledim bu arada. İlk defa inşaat kiti fulledim. Şey de istemiyormuş ya. Mana yığını istedi. Bir tek o biraz pahalı. O da ev için değer abi.
Ya bakalım. Ya şu an evin şeyini bilmiyorum, kullanışlılığını bilmiyorum. Gecikme Yenime var dedi ama. yayında gecikme var canım. Yani normal yayın gecikmesinden bahsediyor diye Ha, tahmin şey sana ediyorum. tepki verdi. Sana tepki verdi. Şimdi kurmadan önce söyleseydin dedin ya. Hı. O öyle deyince tepki verdi büyük ihtimalle ona. E tabii canım. Abi sen ters mi kurdun? Ne yaptın? Bir taraf beyaz oldu, bir taraf mavi. Bu ne ya? Ay amık. Abi ne yapıyorsun? Öbür tarafın dışı mavi. İç tarafını dışarı getirdin. Dış tarafını içeri mi getirdin? Nasıl oldu? Ya da dış tarafı İlk dışarıda. yerleştirdiklerim yanlış kanka. İlk yerleştirdiklerim yanlış. Hani odun kısmı içeri bakan değil de dışarı bakanlar yanlış. Tamam. Okey. Tarafı oldu diye bana ne yaptın? Hallederiz. Dışarı odun durmayacak ya. Dışarı beyaz duracak bence. Belediyeler kapanmış ya. Dışarı beyaz Odun duracak. dışarısı değil mi? Odun dışarısı diyor. Bir karar verelim arkadaşlar. Odun Dışarı mı ne dışarısı içeri? mı? Bence odun içerisi beyaz dışarısı. Dışarısı odun gözükür mü ya? Dışarısı beton gibi gözükmesi lazım Dışarısı ama. şöyle Abi beyaz gözükür gözükür yani. abi, Beton gibi dışarısı odun, gözükür. içerisi beyaz. İçerideki iç boya çünkü o, dış beyaz olan. İç duvar boyası o şimdi. Ya abi yok İçi artık. beyaz olan. Nereden anladın Allah aşkına? İç Belli duvar oluyor abi. beyaz. Ya ne fark eder, içinde oturacak benim ya. Evin içi odun olur mu? Neden olmasın? Nasıl evin içi odun olmasın? Adamlar duvarları odundan yapmış. Amerika'da birçok evin şeyi odun. Ya bak şimdi içerisini boş ver. Ben dışarıdan eve doğru koştururken, tamam mı? Loot'umu yaptım, eve geliyorum. Şöyle beyaz durması mı iyi, odun durması mı? Bence beyaz durması iyi. Ben siyasi, yani ben karanlık ton sevdiğim için tam Tamam tersi abi. de sana kalmış. Ulan bana. Paranın bana geçiriyor galiba değil mi? Evet abi. Geçirdi biraz. Şaşırmadım. Koca tut. Ya bu koca Totolu ile niye tartışıyorsunuz? He de geç diyor. Haklılık Doktor payı diyor, kendi veriyorum. haline bırak dedi bunu diyor abi diyor. Ama ayıp. Abi ne yapıyorsun? Ama kırılıyorum. Ev. Tamam ev yaptım dedim. Habire çevirdim dedim. Ne yapıyor bu adam? Ya duşlara alışık değilim, duşlara. Limit olsun da bir göt gibi kalayım şurada. Tartışmak mı ayıpmış abi? Yoksa büyük muhabbatlı olman mı? Doktor kendine Şöyle. haline, kendi haline bırakın demesi ayıp. Ben darıldım. Şu an meyveli yoğurdumu ağlayarak yiyorum. Ağlayarak. Evet. Yayının kaçıncı saatindeyiz biz ya? 51 artı 25 yapacağız. 176. 8 dakika sonra 176. 8 dakika bekleyemem. Direkt Üşenirim. erkenden yap. Evet, erkenden yapacağım ya. Ne yapacağım 8 dakika bekleyip? Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Gel beraber olsun ama ponçik kalbimin içinden Abi. geçti. Şurada. Önce afiyet dedi sonra. Amık ben değiştirecektim. Tamam kardeşim, ben düşüreyim, gene değiştir. Tamam şimdi. Bence ev olarak nereden baksam bir bokuma benzemedi. Özellikle Bakıyor camların duruşu falan böyle bir bütün anksiyetemi azdırıyor ama sikim de değil, tekrar kırmayacağım onları. abi. Hiç ulaşma abi. Mobilya. Evin çatısı yok ama olur. Abi hiç kimsenin evinin çatısı yok. Öyle düşün. Sen bu Oğuz abiye selam vereyim. Görmedim Burası dedi. Eyes Mental evreni. Evlerin çatısı olmuyor. Aynen öyle bak. Bu Minecraft ilk günevi kanka. Mekanı görüyor musun? Yeni icat çıkar mı başımıza? Temel dekoratif ürünler diyor. Ne lan temel dekoratif ürünler? Ne Kapı. lan? Kapı herhalde. Temel dekoratif ürün paketi icat Kolay, et. kolaylık. Yok, kolaylık değil, icat et diyor kanka. Ateşin yanına gideceğiz.
İç çağdan dükkanı abi. Evet, araştırmadan yapacağız onu. Yeni araştırma açtı. Bu var mıydı bu oyunda ya? Ben hatırlamıyorum abi inşa olduğun oyunda. Vallahi ben de Deniz abi söyledikten sonra farkına vardım. İşte artık sen düşün abi. Motosiklet kaskı var, askeri miğfer var. Eyvah amık, bu inşaat alanı daha büyük kanka, ben sana diyeyim. Burada sana girecek çok fazla şey var abi. Ne var? Neyse, hep sana girecek çok fazla şey var dedim ya. Mutfak takımı. Of. Tabii ki abi, olmazsa olmaz. İç cephe şeyine kadar var, mutlak aletleri. Mutlak. Konuşamadım ya. Beton merdiven falan yapabiliyorsun abi. Beton platformlar. Üst kata çıkar. Yok ya, tek katlı yeter. Şimdilik şunları bir araştırayım da. E onu da araştıracaksın abi. Araştıracak çok şey var. Şunları bir bitireyim de. Şimdi öncelikle mobilyadan değil, dekoratiften. Neden neler geldi? Neden bir tane kahve makinem olmasın mesela? Şuranın üstünde. Biraz masanın gerisinde. Benim mutfağım yok. Yatağın ucuna bir çiçek ve köşeye bir tablo. Kıç artı bir. Tahta kapı yap. Emredersiniz abi. Yani abi 3'e 3'lük bir evdesin ve gidip sol köşeye mi koyuyorsun her şeyi? Evet. Yeni icat ev portalı. Aa. Çok iyi. Ev portalı. Ev portalı dediğin şey ne, gidip icat edeceğim galiba. Okey, artık evet, ev portalını abi icat edip buradaki yatağa ışınlanacağım diye tahmin ediyorum. Bu ıy. Konuşamadım abi. Bu hikat garibesi ucube yere. Evin her yeri boş. Tek bir köşesi de olur. Allah aşkına, burada inşaat sınırını düşünen adam kimdi ya? Ben. Yani. He, yapımcı niye inşaat sınırı koydu diyorsun? Evet abi. Sen düşüneceksin demiyorum yani. Yapımcı niye koymuş böyle inşaat sınırı bölgeye? Abi ne bileyim yani. Fazladan ütü bulununca kendini sıkıntıda mı hissetti acaba? Parlak metal parçası. Parlak metal parça değil. Paratrooper değil. Ev portalı. Öf. Abi hepsini aç. Kullanıcı hepsine eve veya yapalım. Evden aynı yere geri ışınlanır. Uzun menzilli ev portalı için 2 mana yığını lazım. İyi güzel, birazdan fabrika yapar, 2 mana yığını yaparım. Çok iyi. Turbon bitmiş. Herkes bir düştü abi. Bir senle ben kaldık. Herkes elendi mi diyorsun ya? Herkes elendi diyorum abi. Kaynağımı hiç bilmiyorum. Oğuz abiye selam verip geleceğim dedi. Evet, gelir o zaman. Şimdi o zaman buradan ne diyoruz? Kolaylıktan. Ya mutfak hoca kamp ateşinde de yapılıyor yemek. O kadar dert değil de. O zaman bir tane döküm fırın koyalım şuraya. Şu karşı ya köşeyi işte bak, fırın yapalım. Mesela şu an ocak yapmak istedin, tamam mı? Burada şey yapmak istedin. Mesela yapamayacaksın. Kısıtladı çünkü seni o 75 bölgeyle abi. Şöyle arda arda 3 tane alan yapsam yeter. Bir de kereste için. Hizar. Şuraya da 2 tane hizar koysam yeter. Şahin'im hoş geldin. Evin içi çalışma alanı oldu. Burası benim çalışma alanım kanka. Ben çalışma alanımda uyurum. Şimdi buraya mana girecek. Manayı
Yakıp'la ezeceğiz. Mana yığını yapacağız. İki tane mana yığını lazımdı. Upgrade evet, için. İki mana yığını lazım. Şöyle yapalım abi. İki mana yığını lazımsa bir tane burada başlasın. 15 dakika maşallah. Bir tane burada başlasın. O da aynı şekilde 15 dakika olacak. Maşallah diyelim. Bir tane daha eriteyim burada. O da işin nazar boncuğu olsun. Ekstra lazım olursa diyor. Burada niye ağır çekim var lan? Şimdi buraya tahta parçası girecek. Yaprak kullanacağız. Bunlar ahşap olacak. 4000'e yakın tahta parçası vardı galiba. Bir 1000'ini çevirelim. Aynen abi. Yarı yarıya bölsene. 505. Ötekinde de kereste yapacağım ya. Ha, onda da ayrı şey. Ötekinde yapacağım. De normal ahşapları kereste yapacağım. Bu bir saat sürecek. Hey yavrum hey. Bak burada ahşabın da çok değil ama. Normal sanki. Ahşabı kereste yapacağım. Onu o kadar fazla yapmam da ne yaparım? 50 tane kereste yaparım. Yeteri kadar. Fazlası zarar. Ne demişti? Ya fazlası zarar değil de mesela benim yaprağım ne ara bitti onu anlamadım ben. Yani 2000 yaprağım vardı abi. Kalmadı. 4000 miydi? 5000 miydi? Neydi? Kalmadı ya. Bunları kullana kullana. Aa bak seviyeleri falan açmadın yani. Daha açacağım seviyeler var. Oyun fazla iyi ya. Ya bu arada oyun o kadar öyle Sims gibi hani her karesini dolduralım, muhakkak alanı kullanalım tarzında bir alan vermemiş ya. Talha Prime Avantage ile ikinci ayında bu arada çok teşekkür ederim. O konu Talha sağ olasın abi. Bu inşa işini de çok kısıtlamışlar abi. 75. Bir de yani böyle minik şeylerin mesela inşası niye sınırlı? Yani mesela ana ürünlerin inşası sınırlı olsun, olmasın demiyorum. Abi belki optimize edemeyeceklerini düşünmüş olabilirler. Bilmiyorum tabii ki hani adamları savunmak adına bir şey demiyorum da hani bir şey diyemezsiniz gibi. Optimize edemeyeceklerini düşünmüş olabilirler belki diyeceğim ama bütün haritada her şeyi yıkabiliyorken mesela yeniden kuramamak garip geliyor tabii ki. Yaprak toplama vakti. Ya tabii canım bir yandan oradaki şey işlerken bir yandan yaprak toplayacağım. Sonra ev portalını kurup ışınlan eve dön. Işınlan eve dön. Seni şimdi taklit edecek. Senin hani böyle sözüm var ya. Böyle yaprak toplamak diyor diyecektim. Yapamadım. Evet. Duyamadığım için çok tepki veremedim balım. Bu sen şey belli bir işi yaparken hani sana Joe ekliyorsun ya. Yaprak toplayan Joe. Aslında o kadar da gerekli değil ya. Da şey yaparız. Toparlarız yani. En olmadı gitmediğim yerlere falan gidelim bu ara. Başka bir şey etmen gerekir abi. O zaman ya, işine yarar. Yaprak dışında bir şey kullanılmıyor bazı malzemelerde. Özellikle yaprak lazım oluyor. Aa acaba bir saniye. Eren uyursan zaman hızlı geçer demiş. Zaman hızlı geçerse ben portalı yapar. Biner giderim. Zaman nasıl hızlı geçiyor ya? Uyanıyor kalkıyor kanka. Geçmedi abi. Uyandı kalktı. Acaba gece olması falan mı lazım? Bu uyandı. Tam böyle bir yerde ben de uyuyamam da. Kamp ateşinde uyu 6 saat. Ha o zaman. Aynen o zaman bitebilir doğru söyle abi. Yatakta niye uyuyamıyorsun ki? Vallahi bilmiyorum. Ama kamp ateşinde 6 saatlik uykunun limiti açık da. Benim burada 6 saat uyumam oyunda gerçek zamanı nasıl etkileyecek onu anlamadım ben.
Evet. Çok tatlı yağmur yağmaya başladı. Ben de merak ettim. Olacak mı? Oldu lan. Çok Vallahi oldu. kullanmışlar abi o zaman. Çok Vallahi kullanmışlar. oldu. Hocam helal olsun. Ağzınıza sağlık. Ben mal mal bir saat oyalanacaktım biliyor musun? İşte abi. Bir şey öğrenmiş olduk. O zaman icat et ve üretten uzun menzilli ev portalını üretelim. Artık hiçbir sıkıntımız yok galiba. Canavar tarayıcı ne bokuma yarıyor? Bölgedeki canavarlar ortaya çıkarır. Kaç istiyor? 80 tane. Değer mi bu? Kullanışlı bir şey mi? Ne yapıyor ki abi? Hey Yazmış maşallah mı? Eren 350 saat. Maşallah. Eren YouTube'dan yazıyor. Ben Eren'in infolara da bakıyorum ya. Neyse en olmadı kur derse bir şekilde kurulur. O zaman tamam ev yapın. Ev yapma görevini yaptık. İleriye giden yol bul deyip sevkiyat noktasına falan gidebiliriz şimdi. Hani ışınlanıp oradan para doldukça eve, para doldukça eve yani üst başta oldukça. Bir kamp ateşi aramama, bir şey yapmama gerek kalmaz. Merkez tren istasyonunun orada yer ararım abi. Buradan tahliye noktasına doğru koş. Okey. Tahmin ettiğim gibi ya. Arkadaş şey demiş de canavar tarayıcı pek bir işe yaramıyor diye. Ben o zaman tren istasyonuna ışınlanayım. Sonrasında benden bu videoluk bu kadar diyeyim. Arkadaşlara veda edelim ve başka oyuna geçelim efendim. Oo, öyle tatlı tatlı yağıyor ki. Bayılırım yani. İşin en güzel yanı şeyi merak ediyorum bu arada sevgili Eren. Bu duvarları kırabiliyor musun mesela? Normalde evet kırılıyor gözüküyor da 100 hasar yapınca. Mesela 100 hasar yapabildiğim bir materyal var mı? Yoksa o 100 hasar şey mi mesela hani oyunda bu yer kırılmayacak. Bu kural gibi bir şey mi? Onu da merak ettim bak. Ben bu yakıt hücrelerinin konulabileceğini bile bilmiyordum ya. Boşa uyuduk galiba. Boşa oturduk kampa. Hızlı seyahat dedim. Merkeze geldim. Evden mesela buralara teleport olabiliyor musun acaba? Öyle bir şey var mı? Şurada bak ev cihazı. Mesela buradan Şimdi eve öldüğüm yere doğru bir gideyim. Gerçi o ölümün loot'unu alamam abi. Şuradaki tarat var ya benim iflahımı keser. Ama şey yapabilirim o şey yok mu tarate abi? bir tane bomba atarım. Bomba tareti stunlar. Sonra diğeri gelir bana vurur anasını satayım. Ya senin bu mesafeyi görüyor olman çok saçma. Ha baltayla girmeye çalışıyormuşum. Vay enayi ben vay. Dodge'lar. Bıçak atınca. Aa evet bıçak atıp. Bomba yerine direkt stun atıp şey yapabiliriz. Eyvah amık. Keşke oraya bir yere. Gerçi ev portalı değil. Kampa oturmak lazım orada. Oo ben bir daha öldüğüm için bu arada benim bütün loot gitti. Neyse önemli değil. Yani zaten öyle çok bir loot da yoktu da. Yavaş yavaş abi, yavaş yavaş. Sana o yüzden Bu sebze bıçak yap mı? diyorlar. Oyunda kıramadığın bir şey yok neredeyse. Ha sebze topla ki buff veren bir yiyecek var galiba belli bir süreliğine. Onu basıp patır kütür patır kütür kesiyoruz ha. Ya o zaman yanımızda falan taşıyacağız herhalde.
Bir şey söyleyeyim mi? Salla gitsin şey ya. Nasıl olsa hani ölüm gözükmesin diye bir alırım da. Onun dışında loot'ta bir bok yok. Dodge Yani bir dodge dodge. robotu kırdın. Bir robotu kırdın, o vardı. Ya öldük ya. Bütün her şey boşa gitti. Buraları acayip mayın tarlasına çevirmişler. Her yerden bir bok çıkıyor. Selamlar Aratura. Teşekkür ederim iyi oyunlar dileğin için. Sağ olasın. Sniper'ın teklemesi kötü oldu ya. Tak diye Taret vurdu öldün tekliyor. ya. Bir de Taret yaratıklara niye vurmadı mesela o zaman? Onu da merak ediyorum ben. Madem o kadar Sen şey. yaratık canlı değil mi? Ya ölü de Ya öyle ama şey hareket et. radara giriyor abi, hareket ediyor. Kalbinin atması mı lazım yani? Şurada mesela neden duvarı kırıp kendime çıkış açmıyorum, anladın mı? Böyle bir özgürlüğüm varken niye kapı arıyorum? Göm abi duvarı. Aynen öyle yaptım. Yeri kıramıyorsun herhalde. Yok, zemin kırılmıyor. Ya kırsam böyle taş toplardım. Adamın biri geliyor böyle, haritayı baştan sona söküyor. Zeminler dahil. Harita bomboş, çıplak. Fena olurdu o. Şu Hüsniyet bölgesinin orada bir tane yakıt parçası olabilir. Oraya doğru gideyim. Ardından save alıp dostlar, bizden bu videoluk bu kadar diyelim. Oha, şey var. Kapıyı aç. O buralara daha önce girmedik. Yavaş ol. Abi valla atlayacaklar şimdi. Aleyküm selam ekmek yiyen panda, hoş geldin. İyiyim, sağ olasın, sen nasılsın? Ben buranın içerisinden yeni geçiyorum galiba. Bura komple AVM olarak mı geçiyor? Ya benim bu oyunda korktuğum bir tane mob var, tamam mı? Üçlü bomba atan bir şey. Onun dışında geri kalan hiçbiri beni kesemez. Büyük konuşmayayım da. Şimdi mesela ev portalını denemenin tam zamanı deyip şurada bir ev portalını kendime bomba attım ve herkesi uyandırdım. Çok iyi. Ekmek Gamers. Wow. Geldin. Buraya malzemeleri verdin. Kampa oturunca Aa. siliniyor mu? Eğer kampa oturunca silinmiyorsa var ya, çok iyi. Geldin, malzemeni fulledin, içeri girdin, devam ke. Ulan çok iyi. Vallahi bu muhabbet çok iyiymiş ha. Açabiliyorsun galiba. Ya yani istediğin şekilde. Diablo'daki olaylar gibi. Ben şeyi yok gördüğüm kadarıyla, bir limiti, cooldown'u. Ben oyunda hiçbir yaratık kesemez dedim ya, şu an bir tanesi kesemez ama 10 tanesi deyip üzerime bir adam Toplu. boşalttı oyun. Bayağı bir topluca girdi. Gel lan eşya oğlusu. Sen de gel. Tamam dostlar, bu arada bir zaman bir üstümüzü başımızı onarıp bu videoluk burada bırakalım. Sevgili arkadaşlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler efendim. Videonun başında bir kamerayı kapattım. Sonrasında da tekrardan açmadım, farkındayım ama meyveli yoğurt dedim efendim. Meyveli yoğurt dedim minik bir ara verirken. Yok yok, estağfurullah bananım, ben de seni seviyorum kardeşim benim. Şimdi gördüm Steam Ben mesajları kapalıydı. Evet sevgili arkadaşlar. Baran abi seni dövecek yer arıyor ya. Ya Baran abi seni dövecek yer arıyor. Görmüyor istediği mesajları. kadar yüksek şey yapabilir ya kardeşim o benim. Evet dostlar, kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.